31 Ekim 2023 Salı. Yeşil Türbe'nin içerisindeyiz. Sultan 1. Mehmet namı diğer Çelebi. Çelebi Mehmet'in kabrinin başındayız. Yeşil Türbe'de Bursa'da. Rabbim şefaatlerini nail eylesin. Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli bir dönemin mimarlarından Çelebi Mehmet. Kabri şerifi bu türbede medhun defnolunmuş. Yeşil Türbe, türbe olmasının hasebinde bir sanatsal galeri gibi etrafındaki çinlerle beraber çinlerin işlemesi, rengi, renk tonu, tabii teknik bilgiye çok hakim değilim ama Bursa'ya gelindiği zaman gelinmesi, görülmesi elzem olan yerlerden bence. Sesimiz yankı yapıyor. Çin işlemelerini bir yakından göstereceğim ama bayağı karanlık gözüküyor. Arapça okuyamıyorum. Allah. Mihrap. Mihrap değil sanki sanat abidesi. Tepeden tırnağa resmen bir sanat abidesi. Türbe ziyaretleri normalde madde için değil, mana için yapılır ama buranın maddesi ayrı, bence manası da ayrı. Çünkü Fettet Devri Padişahı, Fettet Devri'nin sona ermesini sağlayan Çelebi Mehmet. Hem onun manevi durumu farklı, hem de şu türbenin sanat eseri, çinleri, işlemeleri. Arapçamız olsa da keşke şurayı okuyabilsek, bilmiyorum. Valiliğin ya da Kültür Bakanlığı'nın resmi kaynaklarında şurada ne yazdığı, şu hat yazısının manası yazar mı bilmiyorum ama muazzam işçilik. Yeşil Türbe'nin drone videosunu da çektik. Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalımızda olacak inşallah zamanla. Bu kültür turunda çektiğimiz çekimleri zamana yayarak peyderpey paylaşacağız inşallah. Allah'tan bir aksilik olmazsa. Bu sabah akşam baksak yorulmayacağımız bir işleme ya. Evet, tek video olsun, uzun bir çekim olacak ama şöyle içini dışını gösterelim inşallah. Burada diğer kabirler var. Tek tek hepsini okumaya gerek görmüyorum. Hepsinde ayrı bir sanat, hepsinde ayrı bir işleme. Bu esnada ben çok fazla konuşmayayım, etrafı göstereyim. Siz de bir Fatiha okuyayım. Burada medfun olanların ruhlarına inşallah.
giriş kapısındaki süslemeler. Çinlerin rengi çok meşhur burada biliyorsunuz ama burada şu an telefon kameramız yanlık ışıktan dolayı o renkleri vermekte aciz kalıyor. Hem kapısı süslemesi, hem işlemesi, hem rengi itibariyle 10 numara. Dışarıda güneşli ortamda da bir çekim yaparız inşallah şimdi. Adamlar kapının aşağısına bir süsleme yapmış ya. Tepeden tırnağa işleme yapmışlar. Kapısındaki işlemelerin haricinde mesela şuradaki, şurada bile işleme var yani. Bunda bile hem Arapça yazılar var, hem figürler, hem motifler. Muhtemelen her figürün de, motifin de bir manası vardır. Selçuklu yıldızı mı, Osmanlı yıldızı mıdır bilmiyorum ama kapıdaki işleme de bile muazzam. Aynı şekilde burada da. Tahta işleme. Şurada bir modern camımız var. Şu camı geçsek mesela, açamıyorum neyse. Şuradaki gece görüntüsünü çektik buranın. Burada bile büyük bir sanat var. Şurası acaba orijinal rengi midir bilmiyorum ama çok canlı gözükmüyor. Belki de yüzyıllara meydan okuyan renkler belki de bunlar. Benzer şekilde sol tarafta da süslemeler var. Renkleri yer yer dökülmüş. Dökülmesine rağmen 10 numara bir manzara. Turist kafilesi geliyor. Mevzuyu ben çok uzatmak istemiyorum buradan ama şurayı bir zoom yapayım. Başakşehir'den kültür turuna gelmiş arkadaşlar. Evet, dur. Haydi arka taraf sizi bekliyoruz. Şimdi bu tabii kafilerle gelen arkadaşlar bilgiye doyuyorlar. Biz cahil cahil bakıyoruz. Başlarında rehber oldu muydu? Bilginin önüne doyuruyor tabii ki insanları. Biz daha Hacı abiyi dinlesek mi? Buradan güneş karşıdan geliyor. Şu Hacı abi dinlesek güzel olacak. Türbe 1. Sağ tarafta imarethane 2. İmarethane yani ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak yemek dağıtılan yer demek. Cami ve yönetim merkezi 3. Aşağı tarafta da medresesi var. Bizim otobüsü beklerken göreceğimiz yerde medresesi 4. Evet. Şimdi ne zaman yapılmış? Kim yaptırmış bunları? Önce içerideki dağdan bahsedeyim. İçeride Osmanlı padişahlarının Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, 5. padişahlığı var. Çelebi Mehmet burada. Çelebi Mehmet Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından bir tanesi. Güneş karşıdan geldiği için ve yanımızda da su olduğu için arkayı dolanamıyorum. Şöyle gölgeden çekmeye çalışayım. Hacı ağamızı dinlemek istedim ama sonra vazgeçtim. Yeşil Türbe çocukluğumdan beri çok güzel anıları benim gözümde farklı bir hissiyatı olan bir şey. Bir muhtemelen Diyanet Çocuk Dergisi'nde galiba görmüştüm. Onun bir fotoğrafını o zamandan beridir hep böyle gönlümde çıtı pıtı bir yeri vardır. Bursa deyince akla Yeşil Türbe gelir. Ben Yeşil Türbe'ye bu ikinci gelişim. Daha önceki gelişimde de gene sis vardı, pus vardı. Bu kadar berrak görememiştik. Şu sudan kaçıp da çekim yapabilir miyiz acaba diye bir deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Suyun altından geçerekten. Aha da geçtim. Bismillah. Evet. Atladık.
yine şarkımızı aldık. Yeşil Türbe. Birinci Mehmet. Çelebi Mehmet. Osmanlı padişahlarının beşincisiymiş. Sayalım: Osman Gazi, Orhan Gazi, birinci Murat, Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid'den sonra birinci Mehmet. Birinci Mehmet'in oğlu sanırım ikinci Murat olmuş oluyor. İkinci Murat'tan sonra işte Fatih Sultan Mehmet. Sudan kaçmak için koşunca biraz nefes nefese kaldım. Buradaki Çinlerin rengini gösterip mevzuyu kapatmak istiyorum. Çeşit çeşit renkleri gördük zaten. Güneş vurunca da tam da kendini gene gösteremiyorum mübarek ya. Burayı gelip görmek lazım arkadaşlar. Yani videodan olmuyor. Hem de mümkünse böyle kültür turu yapan, başınızda bir anlatıcı olan biri varsa daha iyi olur. Yok hocam benim zamanım yok, benim fırsatım yok, ben uğrayamam falan diye düşünenler için bu video şimdilik yeterli olsun. Burada çektiğimiz drone videomuz ve gece çekimi videomuz da zamanla kanalımızda olur. Benim gezmeye zamanım yok, bakmaya zamanım yok hocam diyenler için bu şekilde. Onun dışında tarihi bilgi, belge için Google. Oy, bismillah, su geldi. Şu sudan kaçacak şekilde bir de şuradan yapalım. Dur, bismillah. Hop hop. Evet, etrafım 360 derece dönmüş olduk. Güneş karşıdan gelince tabii renkler belli olmuyor ama kafilemiz de içeri girmiş oldu. Biz de buradan çekimimizi tamamlayalım inşallah derken. Çok güzel ya. Ecdat yapmış ya. Biraz karanlık oldu galiba az önce sudan kaçarken. Şimdi nefes nefese kaldık. Çekimi tamamlayalım inşallah. Adamlar şurayı bile ipince işlemişler ya. Sağlı sollu. Yeşil Türbe, Bursa. 31 Ekim 2023 Salı. Allah'a emanet olunuz. Takipte kalınız.